Videomuz Volvo FH4 542 ile devam ediyoruz. Yani Volvo abi. Hakikaten diyorsun yani. Volvo abi. Sinyal verdiğin zaman otomatik olarak ekranda aynanın kolunda olan kameraya atıyor. ...540'ın heybetini yolda hissediyorsun. Ama Transporter'ın bu dolap olayı çok daha farklı bir olay yani. Çünkü Volvo yaşanır, anlatılmaz. İyi bir aşçı mısın yani? İddialı değilim ama kendime göre az kalmam yani. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Böyle güzellikleri buldukça biz de çekmeye devam edeceğiz. Karşımızda 2021 model Volvo FH5 540 aracı tanıtımını gerçekleştireceğiz. Ahmet kardeşimle beraber Transporter'ın aracı. Malum Transporter'ın araçları hep bu renkte kombin olarak piyasaya giriyor ve güzel. Spedition Edition olarak harikalar bence. Yolda kendilerini gösteriyor. Evet arkadaşlar, Ahmet kardeşimizi şimdi yanımıza alalım ve araç hakkında kendisinden bilgi almaya çalışalım. Videomuz Volvo FH4 542 ile devam ediyoruz. Herkese iyi seyirler. Evet arkadaşlar, Ahmet yanımızda. Ahmet hoş geldin. Hoş bulduk abi, nasılsın? İyiyim, sağ ol, sen nasılsın? İyi, elhamdülillah abi. İyi bir süreç yaptık yani bu arada. Bir yol hikayesini çektik, şimdi evet. Volvo FH5'i çekeceğiz. Vallahi planlasak böyle denk gelmezdi herhalde. Harbiden öyleydi ama bugün kendime ben izin vermiştim, yatacağım dedim. Ha, sen aradın beni, geldik yani, yapacak bir şey yok. Ama seni bir tanıyalım ilk önce, Ahmet Yılmaz kimdir? Abi ben Ahmet Yılmaz. Kimdir? 1985 doğumluyum, Trabzonluyum. 15 yıldır bu meslekteyim. Baba mesleği bu. Rahmetli babam da bu mesleği yapıyordu. Abim de bu mesleği yapıyor. Ahmet Yılmaz kimdir? Garibandır abi, kimdir? Ben gariban abi, başka bir şey yok işte. 15 seneden beri bu meslektesin. Evet abi, 14-15 sene oldu. Farklı farklı araçlarda kullandın. Son 5 yıla yakındır Volvo'dan başka araç kullanmadım. Volvo'dan başka araç kullanmadım. 4 yıldır bu firmadayım. Ondan önce de 1 yıl bir abimizin arabası vardı. O da Volvo'ydu, 540 biliyorsun. Evet. 1 yıl ondan çalıştım. 5 yıldır Volvo. Evet. Ama onun haricinde Abdullah abiyle çalışırken DAF sürüyorduk. İşte ondan önce MAN sürüyordum. Çeşitli arabalar sürdük. Ama Volvo abi. Yani Volvo abi. Hakikaten mi diyorsun yani? Volvo abi. Niye Volvo? Volvo abi. Niye başlayalım. Volvo abi? Ayrı bir güven veriyor sana ya. Mesela yani ayrı bir güven. Neyi güven veriyor sana yani? Yol tutuşu mu? Arabanın gidişatı mı? Şimdi zaten bu yeni arabaların hepsinde abi böyle bir heybetli görünüş var. Arabaların hepsi heybetli. Ama yol tutuşu olsun, süspansiyonu olsun, dayanıklılığı olsun. En azından ya şoför rahatlığı var abi. Şimdi normal bir MAN arabasıyla, DAF arabasıyla belki 1000 kilometre yol gitsen bunalırsın ama bunda yorulmuyorsun abi. Ben gidiyoruz da yani. Ama pek bir yorgunluk hissetmiyorum. O zaman başlayalım. Başlayalım abi. Şöyle dışarıdan başlayalım. Volvo FH4'ten sonra FH5 serisinde sadece bir lambalar değişiklik oldu. Birkaç tane, hatta sen biliyorsun FH4'te kullandın sen. Evet. Ufak tefek detaylar var. Nedir onlar mesela? Farlar değişti. Farlar değişti. Panjuru değişti abi. Tepe lambalarını yeni kabinlere orijinal koydu. Köşelerdekileri. Evet, ilk çıkan 540'larda olduğu gibi ya. Aynen. Farlarda koydu. Bu son yeni çıkanların hemen hemen %90'ında var zaten o. Opsiyona bağlı mı onlar biraz? Olabilir çünkü hepsinde yok. Yok. Yani yeni çıkanların hepsinde yok. Şurada bir sinyal lambasını ekleme yaptılar. Şuradan bir rüzgar çıkışını verdiler dışarıya doğru. Aynen abi. Panjuru bir açalım mı? Açalım abi. Kabin klimamız da mevcut burada. Evet. Panjurumuzu açtık ama burada yine benimsemediğim olaylardan bir tanesi var. Dışarıdan müdahale yapabiliyorsun buna. Yani panjuru İçeriden değil de dışarı atıyorsun. Atıyorum ben şuradan bir tane kabloyu kestim vesaire. Bu biraz güvenlik açısından. Açamazsın abi. Açamaz mısın? Bak şimdi abicim. Adam beni ses köşe yaptı ya. O senin dediğin gibiydi şimdi abi. Arabamı kapattım gittim ben, değil mi? Ha. Aç. Ters köşe yaptı da bizi. Açamazsın abi. O senin dediğin kadar değil. Adam ters köşe yaptı bize ya. Ulan rezil ettin beni be. Estağfurullah abi. Burada evet. Mesafe sensörlerimiz var abi. Şimdi orayı hemen düzeltelim biz arkadaşlar. kapandığı zaman kapat. Otomatikmen panjurda kapalı gülüyor. Panjuru açamıyorsun. Aynen. Evet, o güzel. Aynen abi. Orada ters köşe oldu ama olsun, yapacak bir şey yok. Arkadaşlar panjurun içi de boyalı. Bu bize hoşumuza giden unsurlardan bir tanesi. Evet. Mesafe sensörümüz var abi. Buradan aynı şekilde oturabilirsin. Abi yeten burada. İşte cam sileceksin veya yukarıda bir işlem yapacaksan basamak gayet sağlam. Evet. Basamak olarak da kullanabilirsin. Burada otomatik kabin kaldırmamız var abi. Evet, bunu devirebiliyorsun. Tabii canım, otomatik. İçeriden anahtarı var, açıyorsun abi. Bundan otomatik olarak devirebiliyorsun kabini.
Hiç devirdin mi? İhtiyaç oldu mu? Bir sefer. Bir sefer oldu. Servis çekmiş oldu. Yağ değişimi gelmişti. Evet. Bir sefer. Çok şükür başka da olmadı. Başka da olmadı. Olmadı. Olmaz da inşallah. İnşallah abi. Park kliması araçta evet abi. Mevcut. Yine burada bildiğimiz klasik olaylarımız mevcut. Yani klasik yağ, su, beyin hepsi burada. Aynen abi. Evet. Yani az önce dedik ya işte dışarıda ona sebep müdahale oluyor mu olmuyor mu? Evet. Ön tarafta camlarımız arkadaşlar gördüğünüz gibi üstte. Braketler zaten arabanın orijinaline geliyor. Kornalarla beraber kendiliğinden geliyor. Yani bizim %90 arabada var zaten o lambalar falan. Evet. Onları opsiyon olarak sunuyoruz tabii yani. Onun da aynen abi. Gelelim yan tarafa şöyle. Aynı zamanda manuel kabin kaldırma da mevcut aracımız. Manuel de kaldırabiliyoruz buradan. Lastik yanaklarımız. Bakma abi yeni yıkattık arabayı ama yağmur yağdı. Hiç sorma arabayı yeni yıkattık arkadaş. Popa dağıttı bana resmi geliyorum diye abi. Yapacak şans yok. Abi sağanak yağmurdan geldik. Yani yağmur yağıyordu ya Allah'tan böyle bir fırsatımız oldu yani. Midilli mi? Orta midilli bir araç. Orta midilli. Nasıl midilli oluşu fazla etki ediyor mu? Yani atıyorum pilotla midilli arasında ne fark var? Veyahut da midilliyle orta midilli arasında ne var? Abi, en ideali bu. En ideali bu mu? Yani diyorsun? Tam midilli şoför için biraz daha sıkıntı. Tamam metreküp olarak fazla yük alıyorsun ama bence en ideali orta midilli abi. Önler körüklü mü? Değil. Opsiyon olarak. Bir o yok işte abi. Olsaydı önler, tam olurdu değil mi? O zaman tadına doyamazdım bunun. Evet Mehmet abi. Selam olsun sana burada da. Selamlar olsun abi. Evet. Şurada et bul yerimiz var abi. Kaç litre et bul? 75 litre. 75 litre et bul yapıyoruz. Kaç yakıyor? Ortalamaya vurdun abi, hiç. Abi et bul yakımı şöyle diyeyim sana bir eski kabinlere göre fazla. Bir eski kabinlere fazla. Düşük tonajlarda fazla yakmıyor belki ama ağır tonajlı yüklerde abi eller ampa yollarda çok aşırı yakıyor. Biz şöyle diyeyim sana abi. Şöyle ölçtüm onu ben. Bir İspanya seferinde bunu ölçmüştüm ben. 7500 kilometre falan sürmüştü gidiş gelişimiz. 225-230 litre civarında bir et bul tüketimi oldu. Ama giderken de tonajlı gittik, gelirken de tonajlı geldik. O şekilde. Düşük tonajlara pek fazla etki etmiyor da işte tonajlı olduğu zaman yük et bul içiyor abi. Bir arkadaşımız 630 videosu da yazdı bana. Abi diyor avadanlıklar hiç es geçmiyorsun. Ya sonuçta bu avadanlıklar arabanın parçası da yani niye es geçeyim hani? Avadanlığı bir açabilir misin? Selam abi. Evet, avadanlığımızı açıyoruz. Yani olay şey. Bunları görme, çalabilirsin. Bir dakika. Çalarsın bak, görme. Ha, bir dakika. Burayı sıradan edeceğiz. Arkadaş maket götürdü de. Teşekkür ederim sağ ol Ahmet. Sen de sağ ol abi ne demek. Evet avadanlığımız bayağı bir geniş abi. Yani geniş evet. İki tarafta yatak altı bölümü. Şu arada falan sepetleri var diyelim başka malzeme koymak için. Yatağı kaldırdığın zaman oradan içeriden ulaşabiliyorsun burada. Ama gayet kullanışlı ve geniş. Şimdi arkadaşlar avadanlıklar normalde yan taraflara açılıyordu. Şimdi artık bu yukarı doğru açılmaya başladı. Bütün çoğu markalarda bu böyle olmaya başladı. Ve iyi yani koruma yağmur açısından da çok iyi hem de. Aynen yani. Abi. Şemsiye görevi yapıyor yani. Evet Rizeli kardeşim o. Ha buraya kilitliyorsun o maketleri. Sağlam olan. Oraya bakacağız. Oraya bakacağız. Şu cam orijinaldir. O cam orijinalde bunun arkası açık değil. Arkası açık değil ama aynen. Orijinal camdır yani. Full paketlerde normal cam. Bunun arkası kapalı. O şekilde göstermiş olalım. Katalizörümüz. Mazda tofumuz kaç litre? Abi totali 1400 litre. Totali 1400 litre. 680'e 720. 680'e 720. Şuradaki dodik biraz dışarı doğru. Kanallı lastik olması biraz daha aynen burayı gördüğünüz gibi. Eski arabalar gibi çok çamur olmuyor burada. Olmuyor değil mi? Temiz kalıyor abi. Yani şu dodiğin biraz da genç aynen, olması. Çok faydası var. Faydası var. Bir de artı lastiğin de yağmur kanallı olması. Evet. Artı bir özellik. Arkadaki dört görük zaten. Aynen. Hava tüplerimiz arkadaşlar şöyle görelim. Ya ben bu transporterin Mehmet abin dolaplarını hastayım. Seninki kurulu mudur? Tabii abi hazır dolap. Buzdolabı var mı onda? Buzdolabı var. Var. Olmaz mı? Bir bakalım onu. Bakalım abi. Evet. Transporter firması ne? Yani şöyle bu konuda gerçekten. Ya bir dolap Avrupa'cının ama man dolabı. Öyle demiş rahmet bulsun da. Sonuçta buzdolabı. Evet, evet. Bunu kullanıyor musun burada? Buzdolabımız abi bu faal durumda çalışıyor. Evet. Burası bizim araçların hepsinde var. Yemek dolapları burada kendi malzemelerimiz var. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi çekmeceli dolaplarımız. Bu arada Ahmet senin de TikTok'ta hesapların bayağı böyle yemek üzerinde çok olduğu için az mı duralım abi? İyi bir aşçı mısın yani? İddialı değilim ama kendime göre az kalmam yani. Yiyip de zehirlerini görmedim bugüne kadar.
TikTok'ta bayağı bir Ahmet'in dolap muhabbeti var. Yani birçok hayatını burada geçiriyorsun yani, öyle söyleyeyim. Abi yani. Hayatımız bu arabayla geçiyor evet. Komple. Yani evimiz gibi. Olması gereken bir şey yani aslında yani. Ya uzun yola çalışıyorsan benzin olması gereken bir şey. Çünkü abi her gittiğimiz yerde yemek yiyebileceğimiz yer yok. Evet. Hele Avrupa'da her istediğin yerde yemek yiyemiyorsun. Fabrikalarda zaten yemek Türkiye'de bile yok. Bırak Avrupa'yı. Yani uzun yola çalışıyorsan dolap, hiçbir şey bilmiyorsan da gene bir çay demlersin, yumurta kırarsın. Yani dolap kültürün olacak abi bu işi yapıyorsan. Artı yani sana. Başka her şey zaman yok abi yani. Her zaman. Maddi olarak da artı. Dorsamızın dolabını arkadaşlar bu şekilde sizlere göstermiş olalım. Yani Ahmet dediğim gibi dolapta baya. Ahmet değil, sadece tır şoförlerimiz, tırcı arkadaşlarımız genelde böyle dolapta yiyorlar. Ama transportörün bu dolap olayı çok daha farklı bir olay yani. Evet. Bizden sonra baya da yayıldı abi. Evet. Yani ben çok şimdi görüyorum, palet dolap olup da bu şekilde düzen yapmayan arkadaşlar vardı. Şimdi çok görüyorum abi. Çekmeceli dolap çok yapan var. Bu güzel. Gerçekten güzel. Bu anlamda transportörü gerçekten tebrik ediyorum. Verdiği değerden dolayı. Şimdi Ahmetciğim, arka stoplarımız şöyle gösterebiliriz. LED. Orijinal LED stoplarımız abi. Orijinal LED. Arkadaki hava tüplerimizi görüyoruz. O çalışma şeyi arkasından... Lambalar mı? Lambalar. Kendi orijinalinden var yoksa var, sizin takınızdan? Var. Belki opsiyon istemiştim ama geldiğinde vardı. Geldiğinde sonradan takmadık vardı. Yani. Biz şimdi aracı dönelim ama tekrar Dorsey'e de bir değineceğiz seninle sıkıntı beraber. Sıkıntı yok abi. Ondan dolayı şöyle yan tarafa geçelim yine arkadaşlar. Volvo'nun tamamen bir alttaki plastik, üstteki plastikler. Arabayı böyle tam yola bir şey olarak sunuyor yani. Bir oturuş şekli güzel. Birleşiyor yani. Abi yolla. Birleşiyor yolla aynen. Asfalt bile kendine diyor ki abi destur Volvo geliyor. Ahmet bu fabrikacıların aktif mi? Evet aktif abi, onun da bakabiliriz. Onu da hemen gösterelim arkadaşlar. Şu arada sinyallerimiz de bu şekilde yanıyor. Bunu da bu şekilde sizlere göstermiş olalım. Evet. Gördüğünüz gibi su fabrikamamız da bu şekilde. Sol tarafımıza dönecek olursak sadece bu kanat mı açılıyordu? Aynen abi, sadece bu kanat açılıyor. Sol kanadımız açılıyor. Diğer kanatlar açılmıyor. Sadece burası, burası sabit. Sabitli. Bunlar takoz. Bunun altta iki tane akü var. Ha aküyle. Kendi aküleri. Tamam. Aynı şekilde iki tane aküde kuyrukta var. Dört akülü bir araba. Dört akülü. Dört akü. Yani hem park kliması için hem ayrıyette araba için. Şöyle bir açalım onu. Açalım abi. Burada şartelimiz var. Aynı şekilde orada bak hep bunun üstünde ADR şarteli var. ADR şarteli var orada. O yetmedi. Burada da acil durum şarteli var abi. Kabin içinde. Aynen bak tepede. Acil durumlar için ADR şarteli orada da var. Evet. Onu da içeride zaten göstereceğiz onu. Aynen. Şöyle. Burada iki tane akümüz var. İki akü burada var. İki tane akü de arka tarafta var kuyrukta. Yani park kliması kullandın veya Webos'ta kullandın. Arabanın orijinal buzdolabı da var. Altta da buzdolabımız var. Gördün abi. Aşırı elektrik tüketimi oldu. Akü kendini korumaya mı aldı? Ne olursa olsun marşlık akü kendine saklıyor yani. Ama takviye ihtiyacın olmaz gibi olmuyor bir şey. Yani. Aynen abi. Her halükarda kendini muhafaza ediyor. Arkadaşlar aracımızı bu şekilde sizlere dışarıdan göstermiş olalım. Arkada farklı bir şey yok zaten. Az önce söyledik. Arkada kuyruk taşı, burada akülerimiz var sadece. Bu çeki demirin hemen iç tarafında bak görüyorsun orada abi. Evet. Aydınlatmamız yine sağlı sollu burada var. Orada çeki demiri de iki tane mevcut. Akümüz mevcut. Bu dolabımız hani diğer dolap gibi geniş. Öyle sandık yok. Malzemelerimiz falan var. Malzeme burada. Falan. Temizlik kolay. Malzemeleri, havadanlıklar falan var burada da. Peki dışarıda ekleyeceğimiz bir şey var mı? Dorsaya biz sonradan döneceğiz. Eski dorsalara bakarsan onlara nazaran bunlar çift dingil kalkıyor otomatik. Evet. Arkadan bandalarımız var. Duruma göre kapatabiliyorsun. İçeriden müdahale ettiğin zaman tek bir tanesi kalkıyor bazen. Şelale mi? Lastikler mi? Aynen abi. Evet. Tek dingil gidebiliyorsun bundan. Otomatik olarak kalkıyor hepsi. Dosyayı hatta dönelim. Onu dönelim. İçeri girelim yani. Açacağım için. Anahtarı getireyim. Yok anahtarı getirmeye gerek yok. Getireyim. Onu da bir dönelim. O bizim özelliğimiz. Olsun. Dosyamızı bu şekilde sizlere anlattık. Arkadaşlar çift dingilin kalktığını söyledi Ahmet. Onları şurada görüntüleri zaten koyacağız. Onu da göstereceğiz sizlere. Şurada neler var bizim? Abi burada imdat veren dedim ki bu off on anahtarı dingiller için. Bu off aldığımız zaman sadece içeriden manuel olarak kaldırabiliyorsun. Hı hı. Onun haricinde kalkmıyor. Ama diğer türlü 8-9 tane kadar iki dingili birden kendisi otomatik olarak kaldırdı. Denge kolumuz zaten. Bunu biliyorsun abi. Evet. Doğrusu biz bu şekilde arkada. Bu stoplar kendi mi orijinal mi? Biz genelde balık yükü çekti misin? Orijinal stoplar çok suya maruz kalıyordu. O yüzden bunları yaptık. Bunlar orijinal değil. Bunları daha sonra biz taktık. Siz kendiniz taktınız. Aynen abi, orijinal değil bunlar. Evet. Bunlara kamera sistemi var. Kamera sistemi arabayla beraber orijinal geliyor abi. Orijinal geliyor. Kabinle beraber geliyor. Montajını biz garajda kendimiz yapıyoruz. Evet, şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aynen. Geri vitese koyduğun zaman otomatik olarak açılıyor ekran. Evet, onu da içeri gösteriyoruz ona. Güvenlik kilidi mi? Aynen. Nasıl bir şey bu? Bu nasıl bir şey abi? Genelde değerli yükleri taşıdığımız için. Evet. Şimdi bu biliyorsun hani buradan kıskançlık
kilitleri falan da vardı eskiden. Ama onlar artık her şeyini buldular. Sen söyle. Çaresini, çözümünü buldular. Buldular yani bir şekilde ama bunu bak anahtarını görüyorsun abi. Anahtarını görüyorsun. Bu anahtarını kaybettiğin zaman senin bile yani şoförün bile atamayacağı bir kilit. Öyle diyeyim ben sana abi. Böyle kaynakla beraber montaj oluyor buraya. Şöyle çelik pimi var. Bak abicim bu şekilde. Yani bunu hiçbir şekilde dışarıdan açıp müdahale edemezler buna. Evet şu kancalardan. Aynen abi. Şu kancadan ötürü. Aynen. Dorsemiz boş dorse, öyle katlı veya bölmeli değil. Komple. Normal standart dorse. Katlı dorse de yok sizde. Var, çok var bizde. Hem katlı var hem bölmeli var. Çeşit dorselerimiz var ama bu normal standart boş dorse. Standart dorse. Şimdi genelde sizlerin şu aralığı açık oluyordu. Burayı kapattılar. Oradan aynen çok abi. Hoş bir görüntü oldu. Şu takozları da sizlere göstermiş olayım. Yanaşma takozları bunlar. Rampa takozlarımız. Rampa takozları. Çok şey yarıyor mu la? Yaramaz mı abi? Dolu olduğu zaman hem güzel görünümü var. Değil mi? Tabii canım. Doğrusu hem güzel gösteriyor hem de rampalar için. Çoğu rampada şey yok abi. Yanaştığı zaman takoz olmuyor. Takoz yok. Çoğunda yok. O yüzden iyi. Ahmet, yolda gidişi dorsanın nasıl? Başka bir dorsa kullandın mı? Kıyaslama yapma şansın var mı? Abi Schmitz zaten bilen biliyor. Bu çadırda da. Yani aynı. Evet. Schmitz akar gider arabanın arkasından. Bence çok rahat abi. Herhangi bir sıkıntı yaşatmıyor. Yok yok yok. Çok güvenlik olsun vesaire olsun. Her konuda abi. Her konuda çok rahat. Peki Ahmet, şöyle aracın içine doğru gidelim. Buyur abi gidelim. Evet arkadaşlar, aracın dışında anlatacaklarımız şu anlık bu kadar. Hemen aracın içine geçelim ve aracın içinden sizlere Ahmet'le beraber bilgi almaya çalışalım. Şuradaki şeyleri gösterelim. İçine binmeden önce. Diferansiyelin kumandası. Diferansiyelin kumandası. Körükleri vesaire. Evet bunu da size bu şekilde göstermiş olalım. Aynen abi. Koltuklarımız da burada. Koltuk özellikleri neler var? Oraya girmeden koltuk ısıtmamız var orada abi. Burada koltuğun arka tarafını ister yarım ister tamamen yatırmak için ayrı ayrı anahtar zaten. Hı hı. İşte yükseklik, eğimlik ayarı var orada. Anahtarları, kolları var. Aynı özellikler sağ koltukta var mı? Var. Var, var. 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 Isıtma yok sadece bildiğim kadarıyla ama var. Var yani. Peki hemen girelim içine. Buyur abi. Aynı özellikler bu sağ tarafta da koltukta var. Isıtma koltuk yeri de var bunda da. Evet. Aynen abi. Şöyle geldik. Aracımızın içine. Şimdi biz bu arabayla Artvin'e de çıktık. Bu araba bir yolculuk yaptık. Nasıldı abi? Rahat idi, güzel idi yani. Bol var abi, tartışılmaz. Şeyleri anlatmaya gerek yok yani. Anlatamıyoruz ki abi çünkü Volvo yaşanır. Anlatılmaz. Öyle değil mi? Aynen abi. Evet abi. Vallahi yaşanması gerekiyor Volvo. Yaşam alanına geldik. Ya Volvo sana... Nasıl bizim işte hem çalışma alanımız, çok affedersiniz, hem yatak odamız. İşte hem istirahat ettim. Ya burası bir evimiz abi. Bir şoförün evi kabinidir yani. Doğrudur. Ben bu sonuçta hayatınızı bu yolda... Bu şekilde idame ediyorsunuz. Evet, abi. Arabada arabalar artık günümüzde kötü araba yok. İşin gerçeğini söylemek gerekirse. Çok ama güzel. Tabii özellikler olması her zaman her şekilde daha iyi yani. Tabii ki abi şimdi ne kadar bizim hayatımızı rahatlatan özellik olursa bizim için çalışmamız o kadar da verimli olur. Şimdi bakışlayalım. Yaşam alanı burası abi. Yaşam alanı burası. İşi burası. Aynen öyle abi. Buradaki kumanda merkezine biraz daha yakınsın. Yine burada böyle bir bölme var. Ya her şey elinin altında abi. Elinin altında evet. Bir başlayalım artık bu arabanın özellikleri nelerdir? Kaç vitestir? Kaç? Şimdi bu araba 12 vites abi. Aracımız zaten yenilerde biliyorsun hep hayalet ekran olarak çıkıyor. Hı-hı. Hayalet ekran bir araç. Aracımızda diğerlerine nazaran buna bir şey eklemişler. Tablet eklemişler. Bu biraz daha etik hoş duruyor yani böyle sanki. Benim şahsi fikrimi sorarsan abi. Evet abi. Bunların biliyorsun eskiden ekranları bu arkadaydı. Hı-hı. Burayı körlemiş. Tamam biz buraya işte şarj kablomuzu falan koyuyoruz ama burayı körlemişler abi. Bence şurayı tablet kadar kesip bunu oraya monte edebilirdi. Belki daha da kullanışlı olabilirdi. Bu sepayı ben kendim koydum buraya. Bu orijinallerinde yok. Tablet çok şeyde kalmış baba. Elinin altında. Ön tarafa çıkmış biraz. Yani biraz elinin altında. Yani ya şuraya zamanla zarar görüp şuraya eski tabletin yerine yani eski ekranın yerine bence şöyle gömme olarak daha hoş olabilirdi. Volvo mühendislerine seslenelim o zaman. Elinize kolunuza sağlık. Abone değişin Allah'ınızı severseniz ya. Evet başka. Şimdi aracımız kaç kilometrede? Abi aracım şu anda 231.771 kilometrede. Şu anda Gürcistan'dan geliyorum. 230 bakımları kaç binde yapılıyor bu aracı? 100 binde yaptık abi biz. 100 binde yapıyoruz. Şu anda iki tane bakım gördü bu araba. Bir 100 binde yaptık bir 200 binde. Normal yağ periyodik bakımlarını yaptırdık. Bakım masrafları nasıl? Bilgin var mı onda? Onda pek bilgim yok. Zaten garantili olduğu için araçlar abi biliyorsun. Evet. Servis garantisinde olduğu için serviste yapılıyor. Ama ya bana ki filtre kaç paradır, yağ kaç paradır bilmiyorum. Bilmiyorum inan ki. Rotarlar var mı? Bunda 3 diş motor freni var abi. Rotarlar yok. Bizim firmaya bundan sonra gelen serilere rotarlarlı geldi. Onlar da burası benim mesela burası malzeme dolabı. Onlarda bu yok. Bundan sonra gelenlerde diyelim. Bunun yerine orijinal kahve makinesi var. Kahve makinesi. Kahve makinesi. Filtre kahve makinesi var. Evet. Orijinal. Bizim 750'ler de var biliyorsun. Onlarda üstte evet, dolapların olduğu yerde mikrodalga da var.
Evet, onun, Ahmet'le beraber aynen çekimini yaptığımız araç da vardı bildiğim kadarıyla. Hatırlıyorsam, evet. Öyle yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle 12 vites aynı zamanda manuel de kullanabiliyorsun abi. Aynı zamanda manuel de kullanabiliyorsun abi. Şimdi manuel sesinemiz de var abi. Hı hı. Otomatik sesinemiz de var. Artı bunda diğer eski modellerine göre abi burayı gösterebilirsen. Bak normal bu ekonomik model. Hı hı. Anladın mı abi? Ekonomik modda şu anda onun bir tık daha serisi diyeyim sana. Artı üçüncü olarak da rampa modu var. Burada zaten rampa işareti çıktı. Evet. Gördün mü? Evet. Üç farklı modda kullanabiliyorsun bunu. Biz en ideal olduğu için ekonomik modda sürekli kullanıyoruz. Yani hem yakıttan sebep. Gerçi bunların yakıtı 30-32 maksimum. 33. Çok nadir çıkıyor 33'e. Şu anda 2574 kilometre yol yapmışız abi. Evet. Ortalaması 29.3 yakıt yapmışız. Biraz daha düşük olabilirdi. Biz hep dağlardan gittik geldik birisi. Evet. İster istemez fark ettiriyor yakıt. Peki vites geçişleri nasıl Ahmet? Yani hissettiriyor mu sana? Hissettirmiyor abi. Yani daha önce DAF da kullandım ben otomatik. DAF'a göre çok daha iyi vites geçişleri. Çok onu hissetmiyorsun zaten abi. Öyle vurma falan da olmuyor. O konuda rahatlıyorsun yani. Rahat. Rahat abi o konuda. Peki ekran ayarlarımız vesaire şeyler neler yapabiliyoruz ondan mesela? Abi buradaki anahtar ekranımızın ışığını açıp kısmaya yarıyor. Gece gözümüzü almasın diye. Artı bir sefer bastığın zaman komple karartabiliyor ekranı. Sana hazır olan şeyleri gösteriyor. Onun haricinde tabletimizde MP4 özelliği yok bunlarda abi. Yani video oynatma özelliği USB'den falan yok. Bunda normal radyo, Bluetooth, işte USB, AUX. Burada telbin çıkışından mesela alıyorsun çıkış. Buradan sesi verebiliyorsun. Buna ucuna televizyon yeri. Evet. Hazır kit geliyor hazır sana. Özel televizyon yeri var burada. Telefonla bağlayıp istediğin gibi kumanda edebiliyorsun. Araçlarımızda bizim firmada navigasyon aktif. Birçoğu arabada aktif değil bu. Bizimki evet. De aktif şu anda abi. Kameralarımız bunun diğer kabinlere göre bir güzel özelliği de şimdi abi sinyal verdiğin zaman otomatik olarak ekranda aynanın kolunda olan kamerayı açıyor. Ve açısı çok geniş abi. Çok rahat. Gece yanaşmalarda olsun. Ne bileyim. Sağdan bizim en büyük sıkıntımız sen biliyorsun zaten abi. Adam geliyor sağından işte körnokta önüne olayı. Girmeye çalışıyor falan. O konuda çok yardımcı bize. Artı arka kamera ve saniye bildiriyordu orada ya. Kapanacak. Kapattığın zaman 3-4 saniyede kendi otomatik hangi menüdeysen oraya alıyor kendini. O arkada göstermiş olduğun kamera aracı geri vitese koyduğun zaman otomatik olarak aynı şekilde açıyor ekranı. Da biz orta kabloda bir sıkıntı var. Onu söktük taktık temizlenmesi gerekiyor. O yüzden şu anda arka kameranın görüntüsünü alamıyoruz abi. Şurada. Direkt de gösteriyor ya küçük sensör evet. Gibi. O sağ sinyal verdiği zaman sağında dorsenin hemen hemen ortasından geriye kadar mesafede herhangi bir yaya araç varsa korna şeklinde ikaz veriyor sana. Uyarıyor seni abi buradan. Bu da güvenlik özelliklerinden bir tanesi. Aynen. Burada tablette abi aracımızın kaç kilometre yol yaptığı, kaç kilometre tempomatta kullandığın, anladın mı abi? Yakıtın vesaire hepsi burada. Kaç litre etbul yakmış, ortalama hızı, bütün bilgiler burada mevcut. Buradan her şeyini öğrenebiliyorsun. Yani tablet sadece öyle bir tablet. Yok sıradan bir tablet değil. Tabii özellikleri var. Ama işte dediğim gibi sadece MP4 oynatmıyor. Yani evet. Video izleyemiyorsun. Şöyle baktığım zaman orada far ayarlarımız herhalde mevcut. Şimdi Volvo'nun en güzel özelliği ne biliyor musunuz abi? Şimdi bak burada klima, kalorifer düğme ayarlarımız var. Burada aynı şekilde ışıklandırma, aydınlatma ayarlarımız var. Burada farlar. Bunlar hep yuvarlak görüyorsun. Evet. Bunu göstermemek amaç abi. Volvo bunları sınırsız yaptı. Yani bir yere kadar geldi, anahtarı zorladık, kırıldı. Muhabbeti yok. Bak bunu görüyorsun abi. Evet. Bu sonda ama dönmeye devam ediyor. Volvo bunları sonsuz yaptı. Evet. Bak. Bunlar hep sonsuz abi. Ayarlama bu yaptı. Bu şekilde aynı de. Bunlar da öyle. Bu far anahtarı. En solda parktayız. Bu zaten otomatik de abi. Giderken hani gece bile olsa uzunlara bir sefer vuruyorsun. Burada işaret gösteriyor sana. Bak şu A işareti var ya abi. Evet. O maviye dönüyor. Maviye döndüğü zaman bu otomatik olarak uzunları kendisi yakıyor. Hmm. Karşıdan gelen arabaya veya seni sollayan arabaya zarar vermeyecek şekilde böyle akordiyon şeklinde kısıyor farlar kendini. Bir sağ taraf aldığımız zaman normal kısa uzunu kendin yapıyorsun. En sağ taraf aldığın zaman da abi hani bu orijinal üstü gösterdik ya. Evet. İşte onları komple hepsini yakıyor. Bereket lambalarını. Aynen abi. Bu dörtlü düğmesi. Şimdi bu sadece dörtlü düğmesi değil abi. Evet. Aynı zamanda bunu menü restlemek için de kullanabiliyorsun. Bir sefer basıyorsun. 3-4 saniye bekliyorsun. 3-4 saniye bekledim. İkincisi de basılı tuttuğun zaman her şey gitti. Araçta elektrikle alakalı hiçbir şey kalmadı. Komple. Şu anda her şey her bitti. Her şey gitti abi. Anahtarı tekrar çıkarıp taktığın zaman kendi halini alıyor kendini. Evet. Arabayı restledik yani.
Evet, sadece o düğmenin bir işe yarıyor abi. Bazen tablet takılıyor. Bir iki defa benim başıma geldi. Dolup kokuluyor tablette. Kendini düzeltmediği zaman abi, ustanın tavsiyesi. Yani buradan resetleyebilirsin. Herhangi bir şeye zararı yok. Şöyle söyleyeyim abi. Hani kilometreyi sıfırladı, işte mazotları sıfırladı, yol bilgisini sıfırladı diye bir şey yok. Onları sıfırlamıyor. Sadece beyinleri resetliyor bu. Bize Volvo 3 farklı ekran seçeneği sunuyor. Bu gördüğümüz standart ekran. Burada takograf sürüşlerimizi gösteriyor. Haftalık sürüşlerimizi. Yürüdüğümüz zaman normal günlük sürüşlerimizi gösteriyor bize abi. Aynı zamanda bir de navigasyonu da buraya veriyor. 3 ayrı ekran seçeneğimiz var burada. Hayalet ekran dediğimiz gibi. Kadran yükseldikçe belli bir mesafede etrafını gösteriyor. Diğer taraflar zaten sönük duruyor abi. Rakam gösteriyor değil mi yine? Tabii. Kadran yükseldikçe abi kaçtan gidiyorsun? Atıyorum 90'dan işte 110. İşte oradan da 70, yani o arayı gösteriyor. Diğerler yine hani şu an gördüğün gibi kapalı durumda. Komple açık değil. Şurada telsizlerin. Burada telsizimiz var. Alman mahutumuz var burada. Ne işe yarıyor Alman mahut? Otoban cihaz ama bitti onları söyle. Şimdi yeni cihazlar var abi. Bu 6-7 tane ülkeyi tek cihaz olarak kullanabiliyorsun. Avrupa ülkede yani. Tabii. 6-7 yani tane ülkeyi kullanabiliyorsun. Özür dilerim. Camın önünde çok vardı. Her ülkenin ayrı mahutu vardı. Şimdi bu cihaz tek başına hepsini hallediyor abi. Biraz önce söylediğim gibi abi burada tekrar ADR şartelimiz var. Bunu kapattığımız zaman ama bütün verileri sıfırlıyor buradan. Yani sefer verilerini, işte kilometredir, yakıt ortalamasıdır, şu hepsini sıfırlayabiliyor. Acil durumlarda kullanabileceğimiz bir güvenlik şartelimiz var. Tepe lambalarımızın anahtarları, parklar, bunlar viraj lambaları. Sağda solda bu ADR ışıklarımızın anahtarı. Evet, aynı şekilde. Şu ışıkları yapıyor. Evet, gördüğünüz gibi. Bu tavanımız cam tavan. Sanırım açmak için. Evet. Bu otomatik perde. Bunlar standart artık Volvo'da arkadaşlar. 540'larda özellikle. Bir eski yerinde manueldi. Burada manuel kullanıyorduk perdeye ama artık bunlar da orijinal. Nereye kadar iniyor? Şey perde. Tam iniyor mu? Bayağı biniyor bu kadar. Yani bu son. Bu da bize yetiyor abi. Fazlasıyla yetiyor. Yetiyor. Yani mesafe olarak. Sonuçta görüşürüz. Artı her iki tarafta da yine güneşlik var. Evet, aynı şekilde sağ tarafta da var abi. Gördüğünüz gibi. Evet. Bu şekilde de güneşten koruyabiliyorsun abi kendini. Bunun perdeleri zaten aracın orijinal perdeleri. Bunlar orijinal perdeleri. Evet. Şimdi kabinini anlattık tabii. Sürüş pozisyonunu anlattık. Dolabımız zaten araçlarda standart olarak geliyor. Evet abi, buzdolabı. Burası normal malzeme dolabımız. Evet. Saklama dolabımız. Burada iki, bir tane de senin yanında. Üç tane şurada USB seçeneğimiz var. Gördüğünüz gibi. Yatak kısmında da var bunlar tabii ki. Var. Evet. Ufak tefek gözler zaten artık onları biliyorsunuz arkadaşlar. Onu söylemeye gerek yok. Nasıl yol tutuşu, nasıl gidişi, nasıl? Yani bu Volvo'yu sende etkileri nelerdir? Mesela çok araba kullandın diyorsun. 15 sene de merhaba. Abi Volvo'nun etkileri yani zaten transporta çalışan bir araba maksimum 23-24 ton yük alabiliyor. Hissetmiyorsun abi yükü. Yani yükün altında ezilmiyorsun, onu diyeyim sana abi. 540'ın heybetini yolda hissediyorsun. Sevmediğin yer nedir bu araçta? Benim abi Volvo'nun yani bu araçta sevmedim. Tek bir özellik dediğim gibi tablet olayı. Çok el altında. Dediğim gibi içeride olsa biraz daha rahat olurdu bizim için. Başka sevilmez ekibi değil abi. Volvo yahu. Volvo sevilmez mi? Görüş açısı nasıl? Görüş açısı çok iyi abi. Bak ben bunu sepaya ekstra koymuşum buraya. Bu şu kadar bir kalınlık kaldı arkadaşlar. Aynı şekilde burada bunun işte kahve içerken çekmece yeri. Orada hani biz paket yapıyoruz biraz, biliyorsun. Biraz karışık orası ama. Ya, paketleri de tabii burada yapıyorsun da. Ha. Aynen. Malzemelerimiz falan var. Orada minik yavrular var. Köfte seni. Evet. Vallahi görüş açısı Ali abi, ben zorluk yaşamıyorum abi bundan ya. Bilmiyorum yani, boyumuz öyle kısa da değil. Belki ondandır ama ayna, görüş açısı gayet iyi abi. Ayna. Ya şimdi bir şoför abi, aynanı zaten düzgün ayarladın mı bence sıkıntı olmaz. Bir daflarda vardı eskilerde, biliyorsun. O sağ tarafın çok kördü orası. Hı hı. Ama bunlar aynayı görüyorsun abi. Aynanın bombelerini, her iki aynanın da. Buraya baktığın zaman abi aracın o köşesi, buradan baktığın zaman sağ tarafı komple görünüyor zaten abi. Zaten sinyal verdiğin zaman direkt karşına çıkıyor ya, yani. Ekran olmayanlar için de. Şimdi bunlar zaten standart, biliyorsun, evet, evet, aynaları. Bunlar yenileri de var. Ekran olmasa bile abi aynanı düzgün aradığın zaman görülmeyecek diye bir şey yok. Yatak. Yatağımız abi ortopedik. Bunlar artık standart. Pedler standart geliyor. Aynı zamanda biliyorsun kapılarda biz sürekli kontrollerden geçiyoruz. İşte dolap aç, yatak aç, oraya aç, buraya aç. Eskisi gibi artık hep yandan koltukları devrelem olayı yok. Burada bak, Volvo'da bu özellik de var abi. Her iki koltukta da. Evet. Bu şekilde devirebiliyorsun koltuklarını da. Burada yine küçük bir saklama dolabımız var. Şöyle gelelim. Aşağısını. Evet. Evet. Saklama dolabımız var abi. Bunun içerisinde yine 12 volt, şey pardon 24 burası. 24 volt ekstra çakmaklık yerimiz var.
Burada ben çok kitap okumayarım ama kitap okuyanlar için kitap falan koyma yerleri var abi. Evet. Yatarken kitap okursun diye. Ben niye kitap okumayarım abi? Vallahi bilmiyorum. TikTok rahat bırakmayı ki. Araban şeylerini okuyor musun? Hiç kitap suyunu açtı baktı mı? Yok. Bakmıştım bir sefer. Şey gözüme çarptı Ahmet. Webosta ayarları falan nerede yapılıyor bunun? Abi bunun webosta ayarları... Şurada var da sen mi kapattın orayı? Tabelaya koyduğum için burada biliyorsun. Volvo'ların burada komple ekran var. Evet. O ekrandan işte tavan camından yan camlara, kilitlere, işte radyo teyp kontrolüne, ışıklandırmaya varana kadar bütün kumandaları yapabiliyorsun. Tabii biz burayı tabelaya koyduğum için altta kaldı, kapandı. Altta kaldı, evet. Ama webosta'yı buradan istediğin gibi... Yani yattığın yerden değil de buraya aldın onu ya, öyle diyelim yani. Ya zaten burada vardı da orayı iptal ettim, buradan idare ediyorum. İptal etmedik ama kullanmıyorum. Ha, yani öyle diyeyim sana. Öyle, evet. Üst dolaplar. Zaten biliyorsunuz. Üst dolaplar artık Volvo'nun hemen hemen hepsinde var abi. Bu 750'lerde biraz daha geniş bunlar. Aynen. 750'lerin işte özellikli olanların burada biliyorsun mikrodalga fırın var, evet. Ortada. Bunlar saklama dolaplarımız. Bunlar okuma lambalarımız abi. Bunlar artık hep standart. Evet. Bunlar yok yok. Ön dolaplar da aynı. Şöyle koltuğa tutuştuğunda. Güneşli havalarda kapatmak için. Lan. Sineklerimiz var abi. Rahat edebilirsin diye perden var. Şimdi koltuğa çıktın Ahmet. Yani tavana yine bir boşluk mesafen daha var. Abi ben koltuğa 1.78 boyum. Evet. Bak koltuğa çıktığım halde hemen hemen kaç 10 santim daha var herhalde. 10 santim daha var. Ben de şöyle göstereyim kendime. Şu bendeki de mesafe yere motor hörgücünün üstüne basarak bu. Aynen abi. Şöyle motor hörgücünün üstüne değil de. Sen koltuğa bile çıksan. Koltuğa da çıksam aynı da yani. Bayağı bir boşluk var. Yani. Aynen abi. Var evet. Abi daha... geniş araba her zaman rahat. Havada rahat oluyor bir de. Yani evet rahat. Gerçekten rahat. Şuradaki şey dikkatimi çekti. Burada... Abi burası bu şey. Acil çıkış yeri burası. Olası bir Allah göstermesin kaza durumunda. Allah kimseye göstermesin de olası bir durumda acil çıkış yeri burası abi. Evet. Şuradaki akordeon olan dolaplarımız zaten sizlere göstermiştik. Standart. Yine ufak yerlerimiz var. Peki Ahmet. Çikolata yer misin? Çikolata yiyeceğim. Onun için rahat ol. Ahmet, baharatların fiyatları nedir? Bilgin var mı piyasada şu anda? Şu anki fiyatların abi, yani pek emin değilim ama yine 100, yanlış hatırlamıyorsam 140 bin euro civarı olması lazım. Öyle biliyorum. Yani tam net bilmiyorum ama 130-140 bin euro civarıdır herhalde abi. Sadece çekiciler. Peki Volvo hakkında söylemek istediğin, es geçtiğimiz, atladığımız bir nokta var mı? Sen zaten abi sürekli araç tanıtıyorsun. Diyebilirim ki kullanan kadar hemen hemen bilgim var araçlar konusunda. Belki daha fazlası var. Çünkü çok çeşitli araba inceliyorsun sen. Bilmiyorum. Sen mi? Evet. Peki Ahmet, son olarak eklemek istediğin, söylemek istediğin bir bak, şey varsa. Bak bunlar şerit takibini falan demedik. Ha söyle. Şeyleri. Ha. Otopilotları. Otomatik söyle. Evet, şuradaki düğmelerden başlayalım. Ne işe yarıyor bunlar? Birçoğumuz biliyor ama bilmeyen arkadaşlarımız için söyleyelim. Hemen tuş takımlarından bahsedelim evet, sizlere. Bunlar abi dingir kaldırmalar. Evet. Bu ani frenleme düğmesi. Bunlar şeyde geliyor değil mi? Arabadan kendi geliyor. Tabii tabii. Otomatik. Hep üzerinde. Şey, otomatik. Üzerinde geliyor yani. Orijinal üzerinde abi. Bu geri vitesin kornasını kapatıyor. Yani geze bir yere yanaşırken rahatsız etmemek için buradan kapatabiliyorsun kornasını. Bu şerit takibi. Bu da sağına biri geldiği zaman ikaz veriyor sana. Bu üstteki otopilot. Evet. Otomatik pilota bağlıyorsun arabayı. Kendisi şerit takip edebiliyor. Onun haricinde hep bu katalizör kendi temizlemezse yapıyor otomatik temizlemeyi ama buradan kendin yapabiliyorsun. Rampa kalkış desteğimiz var. Rampa kalkış desteği nasıl? Hiç denedin mi ne? Denedim abi. Özellikle tonajda bir iki sefer denedim. Gayet etkili. Yani freni bıraktığın zaman kesinlikle arabanın geri salma gibi bir olayı yok. Evet. Bunun çok faydası var. Hele yeni başlayan arkadaşlar için. Gerisi arabalar hep otomatik oldu abi. Yani o da. Yani öyle artık debriyaj kavrandı kavramadı. Öyle bir muhabbet kalmadı abi eskisi gibi. Evet. Diyebileceğim bu abi normal acil durumlarda hiç, hani anlık menfezden falan geçsin. İşte kaldırma indirmek için abi. Belli bir mesafeye kadar körüklerimizi. Onun değil. Önden kalkıyor mu? Ön değil. Sağdaki diferansiyel. Tamam. Aynen abi. Bunlar zaten biliyorsun çamur takviyesi. Teyze bunlar hep standart. Bütün arabalarda var. Evet. Burası teyp kumanda paneli. Burası klima, kalorifer ve Webosta. Kumanda bölümü. Şu bak, bas. Bu bas. Ben bunu kullandım biliyor musun? Nedir o? Vallahi kullandım. Nedir o? Bilerek mi kullandın bilmeyerek mi? Evet bilerek kullandım. Nedir o? Bak şimdi abi. Biz Emre abiyle beraber gittik Almanya'ya. O zaman Emre abim dediğim gibi o diğer Volvo'yu sürüyordum. Aküler eskiydi. Evet. Biz abi Emre abiyle yükümüzü aldık. Depoya geldik hafta sonu. Depo kapalı. İki gün yattık orada hafta sonu. Arabanın aküleri de biraz eskimişti. 2015'ti o. Bu yeni kabinlerin çıktığı zaman.
540 turda. Aküler eski olduğu için abi sabah şu gezime posta falan yaktı. Sabah kalktık abi, kimse yok. Marş yok. Abi ne yaparız ne ederiz? Bunu ben bir yerden duymuştum o zamanlar. Merkezi arıyor diye. Abi buna 15-20 saniye basa tuttuğun zaman buradan otomatik olarak direkt nerede olursan ol bizi Almanya'da şeye bağladı. Belçika merkeze bağlamıştı. Oradan telefona bir bay çıktı. Konuştuk onunla. Türk tercüman istedik. Adamın birisi gitti işte tercüman çağırmaya adam gitti. O ara biz Emre abi dedik, Emre abi ne yapalım? Dedi ya bırak hiç uğraşma. Gidelim dedi bir servise bir yere. Ya dedi bir takviye bulalım. Ya da orada Türk araçları vardı. Evet. Onlarla beraber de takviye yapalım. Biz o şekilde kapattık takviye olarak. Arabaya çalıştık ama bu nerede olursan abi direkt merkez arıyor. Merkezden artık Türksen bir tercüman buluyor sana veyahut da başka birisen dil bilen birini sana yönlendiriyor. Yani olası ana merkezi. Servis arıyor direkt. Evet. Bunu da bu şekilde kullanmış, teyit etmiş. Vallahi teyit ettim abi. Hani bu arabayı şarj bırakacağım, tek atımlık baş bırakıyordu, ne oldu? Bu bırakıyor ama ben dedim ama 2015. Ha evrenin mi? Eski 540 daha bu. Tamam yine ters köşe yaptı bizi. Çok sağ ol. Peki söylemek istediğin, eklemek istediğin Ahmet. Eklemek istediğim araba almak isteyen, araba alacak olan, almayı düşünen arkadaşlar. Ben Volvo derim. Başka da bir şey demem. Teşekkür ederim sana bu güzel sohbet için. Ben teşekkür ederim abi. Ayağına sağlık, yüreğine sağlık. Eyvallah. Evet arkadaşlar, Ahmet'le beraber Volvo FH540'ı, FH5'i tanıtmış olduk sizlere. Umarım bir kusurumuz olmadı. Kusurumuz olduysa da affola, özür dileriz. Arkadaşlar sosyal medya hesaplarımın linklerini aşağıda açıklama kısmına bırakıyorum. O linkleri tıklayarak bizi takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Ahmet'i de Facebook, Instagram, YouTube, Gariban61 olarak, TikTok, Gariban61 olarak takip edebilirsiniz. Arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.